terhizle, reçetelerle, disiplinle yaşamaktan daha ahmakça, daha hımbılca bir yaşama yolu olamaz. Hekimlik üzerine. Bir hekimin, bir başka hekimin reçetesini hiçbir şey eklemeden ya da eksiltmeden kullandığını gören olmuş mudur dünyada? Bundan anlaşılıyor ki hekimler ünlerini, dolayısıyla kendi yararlarını hastaların yararlarından çok düşünüyorlar. Aralarında en bilgisi, en eski çağda bir hastaya bir tek hekimin bakmasını gerekli saymıştı. Çünkü o hekim başarılı olmazsa bir tek adamın yanlışı bütün hekimlik sanatına yüklenecek kadar büyütülemez. Başarılı olursa da tersine onun payı daha büyük olur. Çokluk oldukları yerde hem mesleklerini gözden düşürürler hem de yararlı olmaktan çok zararlı olurlar. Hekimlik biliminin büyükleri arasında hiç bitmeyen ve yalnız çok kitap okuyanlarca bilinen anlaşmazlıklarla yetinmemeleri, besleyip sürdürdükleri görüş ayrılıklarını ve değişkenliklerini üstelik halka göstermeleri gerekirdi. Hekimlikteki eski çatışmaya bir örnek ister misiniz? Hieropilos hastalıklarının öz kaynağını safra ve benzeri akıtlarda görür. Erasistratus kırmızı kanda, Amblypiades gözeneklerden geçen görünmez atomlarda, Alkmeon beden unsurlarının eşitsizliğinde ve aldığımız havanın niteliğinde, Strato aldığımız besinin çokluk, çiğlik ve bozukluğunda, Hipokrat ruhlarda. Hekimlerin dostu ve benden iyi bildikleri Plinius bu konuda sesini yükselterek der ki, yararlanacağımız bilimlerin en önemlisi yaşamımızı ve sağlığımızı korumakla görevli bilim, ne yazık ki bilimlerin en kararsızı, en bulanığı, en çok değişmelere uğrayanıdır. Güneşin yüksekliğinde ya da astronomi kestirmelerinin bir rakamında aldanmanın büyük bir tehlikesi yoktur ama tüm varlığımızla ilgili olan bu alanda kendimizi bunca ters rüzgarların esintisine bırakmak akıl kârı değildir. Peloponnes savaşından önce bu bilimden pek söz edilmezdi. Hipokrat ün sağladı ona. Onun ortaya koyduğu her şeyi Krisipos alt üst etti. Sonra Erasistarus, Aristoteles'in torunu, Krisipos'un bütün yazdıklarına karşı çıktı. Onlardan sonra gelen deneyiciler bu sanatı uygulamakta bambaşka bir yol tuttular. Bu sonuncuların ünü azalmaya başlayınca Heropilos bir başka hekimlik getirdi ki Asclepiades de onu yıpratıp yıktı. Derken ardı ardına Temison'un, Musa'nın görüşleri geçerlik kazandı. Daha sonra Messalina'ya yakınlığıyla ünlü Vaxilius Valentinkiler. Hekimlik imparatorluğu Neron zamanında Tassalus'un eline geçti. O da kendisinden önce geçerli olan her şeyi yıktı batırdı. Onun öğretisini yıkan Marsilyalı Klinas, bütün hekimliği yeniden yıldızların devinimlerine bağladı. Yemeği, içmeyi, uyumayı ayın ve bilgin keyfine göre ayarladı. Onu yıkıp yerine geçen yeni Marsilyalı Carinus oldu. O da eski hekimliğe saldırmakla kalmayarak halkın yüzyıllardır alışkın olduğu sıcak sularla tedavi yolunu değiştirdi. Kışın bile herkesi soğuk sularla yıkatıyor, hastalarını herhangi bir derenin sularına sokup çıkartıyordu. Plinius'un zamanına kadar hiçbir Romalı hekim henüz olmaya tenezzül etmemişti. Bu işi yabancılar ve Yunanlılar görüyordu. Nasıl ki biz Fransızlar arasında da Latinciler görmektedir. Çünkü der bir büyük hekim, dilinden anladığımız bir hekimliği pek tutmayız kolay kolay. Kendi elimizde topladığımız otların şifalı olabileceğine de pek inanamayacağımız gibi. Bizde bulunmayan bazı otları kendilerinden aldığımız uluslarda hekimler varsa onlar da kendi topraklarında yetişmeyen bizim lahana ve maydanozlarımızı aynı tuhaflık, nadirlik ve pahalılık dolayısıyla kim bilir ne şifalı bulurlardı. Çünkü o kadar uzaktan, türlü zorluklar ve tehlikelerle göze alınarak getirilen şeyleri kim küçümsemeye kalkabilir? Hekimlikteki eski değişmelerden sonra bize kadar daha niceleri oldu. Çoğu kez de kökten ve toptan değişmeler zamanımızda Paracelsus'un, Fioravanti'nin, Argenteros'un kiler gibi. Duyduğuma göre onlar yalnızca reçeteleri değil, bütün hekimliğin özünü ve düzenini baştan başa değiştiriyor, kendilerinden önceki hekimleri bilgisizlik ve göz boyacılıkla suçlandırıyorlarmış. Zavallı hastanın durumu üstünde düşünmeyi size bırakıyorum. İnsanın istekleri. Budalılığımızın başka belirtileri arasında şu da unutulmamalı. İnsan istekleri yüzünden kendine gerekli olanı bulamaz. Bir şeyin tadına vararak değil, hayal ve hevese kapılarak, mutlu olmak için neye muhtaç olduğumuzu kestiremeyiz. Düşüncenizi keyfince kesip biçmeye bıraktınız mı, kendine göre olanı özleyip rahat edemez.
Korku ve istekler ne zaman akılla geldi? Bunca güvenle hangi hayali kurarsın ki sonunda pişman olmayasın? Juvenalis. Sokrat onun için tanrılardan yalnız kendisine yararlı olacağını bildikleri neyse onu dinlermiş. Lakedemonyalılar birlikte ve ayrı ayrı yaptıkları duada kendileri için iyi ve güzel şeyler diler, bunların seçilmesini tanrıların keyfine bırakırlarmış. Biz bir kadın ve çocuklar isteriz ama onlar bilir kadının ve çocukların ne olacağını. Juvenalis. Hristiyan Tanrı'nın dilediği olsun diye dua eder. Çünkü Kral Midas'ın şairlerce uydurulan durumuna düşmek istemez. Bu kral tanrılardan her dokunduğunun altın olmasını istemiş. Duası yerine getirilmiş. Şarabı altın olmuş, ekmeği altın, yatağının kuş tüyleri altın, gömleği hırkası altın. Böylece kavuştuğu isteğinin ağırlığı altında ezilmiş, dayanılmaz bir bolluğa gömülür olmuş. O zaman dilediğinin tam tersini dilemiş tanrılardan. Şaşmış bu yeni belaya, hem zengin olmuş hem yoksul kurtulmak istemiş, istemez olmuş bu hazineden. Ovidius. Kendimden de bir şey anlatayım. Gençliğimde en çok istediğim şey Saint Michel şövalyesi olmaktı. Çünkü o zamanlar bu şövalyelik Fransız soyluları arasında tek az kişinin ulaşabileceği en büyük onur payesiydi. Kader bu isteğimi tuhaf bir şakayla yerine getirdi. Ona ulaşmak için beni yerimden kaldırıp yükseltecek yerde daha da cömert davranarak sanki o onuru ucuzlatıp alçattı, benim omuzlarıma daha da aşağılara kadar indirdi. Kleobis'le Biton, Troponius'la Agamemnides, ilk ikisi tanrıçalardan, son ikisi tanrılardan dindarlıklarına en uygun ödülü dilemişler ve gördükleri ödül ölüm olmuş. O kadar ayrıdır çünkü tanrıların görüşleri bizimkilerden. İnsan bilgisi. Alçak gönüllülüğün başka bir çeşidi vardır ki kendini yüksek görmekten gelir. Birçok şeylerde bilgisizliğimizi kabul ederiz, akıl erdiremediğimiz taraflar olduğunu edebimizle açığa vururuz. İsteriz ki bizi dürüst, namuslu adam bilsinler ve başka şeyleri bildiğimizi ileri sürdüğümüz zaman inansınlar bize. Anlaşılmaz şeyleri, mucizeleri uzakta aramaya ne gerek var? Her gün gördüğümüz şeyler arasında öyle anlaşılmaz gariplikler var ki mucizeler oyuncak kalır onların yanında. Bizi dünyaya getiren tohum, o bir damla, akıt ne müthiş şeydir. İçinde babamızın yalnız beden biçimi değil, duyguları, düşünceleri, eğilimleri bile var. Bu bir damla su bunca halleri neresinde saklıyor? Dil üstüne. Düşünce ve sanat adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. Bu işi dile yenilikler getirmekten çok, onu bükmek, olanaklarını çoğaltmak, gücünü arttırmak yoluyla yaparlar. Yeni sözcükler getirmezler, onları zenginleştirirler, anlamlarını ve kullanımlarını sağlamlaştırır, derinleştirirler, onlara alışılmamış bir çeşni verirler ama bunu da dört bir yanı düşünerek ustalıkla yaparlar. Zamanımızın yazarlarına bakınca herkesin harca olmadığı anlaşılıyor bu işin. Herkes gibi konuşmayı küçümseyerek cüretli işlere girişiyorlar ama hünersizlik ve zevksizlik yüzünden yaya kalıyorlar. Ortaya bir sürü zoraki tuhaflıklar, soğuk, anlamsız yapmacıklar çıkarıyorlar. Bunlar anlatılmak istenen şeyi yükseltecek yerde alçaltıyorlar. Yenilik oldu mu bayılıyorlar. İşe yarayıp yaramadığı umurlarında değil. Yeni bir sözcük kullanmak isteğiyle eskisini atıyorlar, çoğu kez de attıkları sözcük yenisinden daha kuvvetli, daha diri duruyor. Dilimizde zengin olanaklar görüyorum ama onu pek az işlemişiz. Avda ve savaşta kullandığımız kaba dille neler yapılmaz. Dilden bol bol sözcük alabiliriz. Konuşma dilinin deyimleri otlar gibi yer değiştirdikçe daha gürbüz, daha bereketli oluyor. Dilimiz zengin olmasına zengin ama daha fazla kıvraklık ve sağlamlık ister. Çok yerde coşkun bir düşünceyi kaldırmıyor. Sıkı bir yürüyüşe geçtiniz mi dil gevşeyip kalıyor. O zaman Latince'ye yahut Yunanca'ya başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Halkın ağzındaki sözcüklerin gücünü biz kolay kolay göremiyoruz. Çünkü orta malı olarak kullanıla kullanıla bu sözcükler ayağa düşmüş, güzellikleri bayağılaşmış. Nice değerli sözler, güzel benzetmeler vardır ki halkın ağzına düştükten sonra zamanla renkleri bulanmış, güzellikleri solmuştur. Ama burunları koku alanlar bu deyimlerin tadına varırlar. Onları ilk kez söylemiş olanların değeri de yere düşmekle kaybolmaz. Bilimlerde her şeyi pek fazla inceltiyorlar. Herkesin bildiği doğal yoldan çıkarıp bambaşka ve yapmacıklı bir kılığa sokuyorlar. Bizim evde uşaklık eden delikanlı aşkın ne olduğunu biliyor, içinde de yaşıyor. Ona Leon Hobroyd'u, Fitch'ini okuyun. Bu adamlar ona kendinden, kendi düşüncelerinden, kendi yaptığı işlerden söz edecekler ve o hiçbir şey anlamayacaktır bunlardan. Aristo'yu okurken onda benim duyduğum, yaşadığım şeyleri tanımaz oluyorum. Her şey okulun gerektirdiği bir kılığa bürünüyor.
Bundan ne kazanılıyor bilmem ben olsam. Onlar gibi doğayı sanatlaştıracak yerde sanatı doğallaştırırdım. Kitap ve yaşam. Ne yaparsınız bu adamlara? Yazılı olmayan lafı dinlemezler. Kitaba geçmedikçe sözlere inanmazlar. Gerçeğe sakallı olmadıkça kulak vermezler. Budalalıklar yazı kalıbına döküldü mü bir ciddilik kazanıyor. Bir yerde duydum derseniz olmaz. Bir yerde okudum diyeceksiniz. Ben insanların sözleriyle yazılarını ayırt edemediğim için konuşurken yapılan yanlışların yazarken de yapıldığını bildiğim, zamanımıza eski zaman kadar değer verdiğim için bir dostun dediklerine büyük bilginliğin sözleri kadar değer veriyorum. Kitaplar kadar kendi gördüklerimden de yararlanıyorum. Onlar der ki, erdem uzamakla daha büyük olmaz. Ben de derim ki, gerçek ihtiyarlamakla daha akıllı olmaz. Hep söylerim, örneklerimizi yalnız yabancılardan ve kitaplardan almak budalalıktır. Örnek bakımından zamanımız Homeros ve Platon zamanından daha az zengin değildir. Ama çoğumuzun istediği doğru söz söylemek değil, bilgiçlik taslamaktır. Sanki Platon yahut Vasconsa'nın dükkanından getireceğimiz tanıtlar, kendi köyümüzden getireceğimiz tanıtlardan daha soyluymuş gibi. Gözümüzün önünde olup bitenleri yararsız eklentilerden ayırıp belirtmeye, düşüncelerimize onlar üzerine işleyip değerlerini meydana çıkarmaya gücümüz yetmiyor. Kitapların değeri. Bir insanın değerini anlamak istedin mi, kendinden ne kadar memnun olduğunu, söylediklerini, yaptıklarını, kendini ne dereceye kadar beğendiğini sorarım. Şu türlü özürleri pek dinlemek istemem. Bu işi laf olsun diye şakacıktan yaptım. İşi daha bitmeden çıktı tezgahtan. Ovidius. Bir saat bile durmadım üstünde. Yaptıktan sonra bir daha gözden geçirmedim. Öyleyse derim, bırakın bu işleri de. Hangi eseriniz sizi tam veriyorsa, değerinizin hangisiyle ölçülmesini istiyorsanız onu gösterin bana. Sonra şunu sorarım. Eserinizde en güzel bulduğunuz nedir? Şu parça mı, bu parça mı? Onda da beğendiğiniz yapısındaki hoşluk mu, kullandığınız malzeme mi, bir buluş, bir düşünce, bir bilgi mi? Hep görüyorum çünkü, insan başkasının işi kadar kendi işini değerlendirmekte de aldanıyor, yalnızca araya duygu karıştırdığı için değil, asıl değeri bilmediği, ayırt edemediği için. Bu eser, kendi gücü ve talihiyle onu yapmanın buluş ve bilgi gücünü aşabilir. Ben kendi hesabıma en az kendi eserimin değerini kestirebiliyorum. Denemeleri bir batırır bir çıkarırken hep kararsızlık ve kuşku içindeyim. Kimi kitaplar vardır, salt konularıyla yararlı olurlar, değerlerinde yazarın payı yoktur. Üstelik öyle iyi kitaplar, öyle yararlı işler vardır ki insan yapmış olduğuna utanır. Örneğin ben şimdi tutsam istemeye istemeye, bizim ülkenin yemeklerini, kıyafetlerini yazsam, zamanımızdaki kralların fermanlarını, halkın eline geçen mektuplarını toplasam, güzel bir kitabın özetini çıkarsam, ki güzel bir kitabın her türlü özeti saçma bir özet olur ya, ve o kitap sonradan kaybolsa buna benzer daha başka işlere girişsem. Elbette gelecek kuşaklar bu yazılarımdan en iyi konu yararlanabilir ama ben o zaman talihimden başka neyimle övünebilirim? Nice ünlü kitaplar böylesi kitaplardır. Birkaç yıl önce Philippe de Comines'i okuyordum. Çok iyi bir yazardır kuşkusuz Comines. Kitabında şu yabana atılmaz söz gözüme çarpmıştı. İnsanın efendisine ettiği hizmet, onun bu hizmete verebileceği karşılığı aşmamalı. Meğer bu sözün değeri yazarda değil, salt kendindeymiş. Aynı söze geçenlerde Tacitus'ta rastladım. İyilikler insana karşılığını verebileceğini sandığı sürece hoş gelir. Bu ölçüyü aştılar mı, onları minnetle değil, kinle karşılarız. Seneca aynı şeyi daha kuvvetle söylüyor. İnsan karşılık veremediğinden utandı mı, karşılık verecek kimsesi olmasını istemez. Cicero da biraz daha gevşek, memnun edemeyeceğini sanan kimsenin dostu olamaz diyor. Bir konu cinsine göre bir adamı bilgili, zengin, bellekli gösterebilir. En kişisel, en değerli tarafını, ruhunun asıl gücünü ve güzelliğini anlayabilmek için kendinden olanla olmayanı ayırt etmek, kendine olmayan şeyleri de nasıl seçtiğine, düzenlediğine, nasıl bir şekil ve dil kullandığına bakmak gerek. Başka türlü olur mu? Ya söylediğini başka yerden almış ve daha kötü bir şekle sokmuşsa? Çok kez böyle oluyor. Kitaplarla alışverişim azsa yeni bir şairde gördüğüm güzel bir buluşu övmeye cesaret edemem. Önce bilen birinin bana o parçanın şairin kendi malı olup olmadığını söylemesi gerek. O zamana kadar dilimi tutarım neme gerek. Yılların elimizden çekip aldığı yaşama zevklerini dişimiz tırnağımızla savunmalıyız. Derler ki uzun süren hayat hayatların en iyisi değildir. Uzun sürmeyen ölümse ölümlerin en iyisidir.
Ah bir dost, eskiler dostluğun sudan ve ateşten daha zorunlu ve daha tatlı olduğunu söylerler. Ne doğru. Düşünce gelenekleri. İnsanların düşüncelerinin çoğu dinler ve yasa gibi eskiden beri süre gelen inanışlara dayanır. Herkesin konuştuğu gibi konuşmayı öğreniriz, herkesin düşündüğü gibi düşünmeyi de tanıtma örgüsü ile birlikte benimseriz. İçimize yerleşen bu sağlam örgüyü artık sarsamayız, doğruluğundan kuşku duyamayız. Tersine herkes bu dışarıdan gelme inanışı elinden geldiği kadar belkitlemeye çabalar. Hiçbir insan yoktur ki bütün yaptıkları ve düşündükleri yasalara vurulursa hayatında 10 kez idamlık suç işlememiş olsun, hem de ceza görmeleri ve yitirilmeleri çok yazık ve çok haksız da olsa. Öyle insan da vardır ki yasalara uymayan, hiçbir şey yapmamış da olsa iyi insan diye övülmeyi hak etmez ve filozof onu haklı olarak kırbaçlar. Yasalar. Aklın o kadar çeşitli yolları vardır ki hangisinden gideceğimizi bilemeyiz. Görgünün de öyle. Olaylara bakarak çıkarmak istediğimiz sonuçlar pek inanılır gibi değildir. Çünkü olaylar hiçbir zaman eşit olmazlar. Bu dünyada gördüğümüz şeylerin ortak özelliği ayrı ve değişik olmalarıdır. Bununla birlikte yasaları çoğaltarak yargıçların yetkilerini daraltmak, yargılara sınır çizmek düşüncesine de yanaşmıyorum. Bu düşüncede olanlar şunu unutuyorlar ki yasaları yapmakta olduğu kadar onların yorumlanmasında da özgürlük ve yetki vardır. Yargıçlarımızı yasalar üzerinde düşünce yürütmek ve karar vermek işinde o kadar serbest bıraktık ki hiçbir özgürlük bundan daha keyfi, daha fazla geniş olamaz. Yasa adamlarımız binbir çeşit özel durum düşünüp her biri için ayrı yasa yapmakla ne kazandılar? Bunları ne kadar çoğaltsak insan işlerinin sonsuz değişikliğini karşılayamayız. Bu yasaları 100 kere daha arttırsanız gelecekteki olaylar arasında öyleleri bulunacaktır ki bizim yaşamdan alıp kitaba koyduğumuz olaylardan hiçbirine benzemeyecek yeni maddeler koymayı gerektirecektir. Durmadan değişen insan durumlarının değişmez yasalarla ilgisi pek azdır. En iyi yasalar en az ve öz, en genel olanlardır. Bana sorarsanız yasalar bizimkiler kadar çok olacağına hiç olmasa daha hayırlıdır. Doğanın yasaları bizim yaptıklarımızdan her zaman daha akıllıcadır. Bir kavgaya sudan nedenlerle katılanların sudan nedenlerle ayrılıvermeleri olağandır. Bütün kamusal eylemler kararsız ve değişken yorumlara uğrar. Çünkü çok fazla insan akıl yürütür onların üstüne. Ben insanın iş görmesini, yaşama çabasını uzatabildiği kadar uzatmasını isterim. Ölüm, lahanalarımı dikerken bulmalı beni ama ölüm korkusu, hele kusurlu bahçemi yitirme korkusu içinde değil. Söz özgürlüğüm. İster sözlü olsun, ister davranışla, zorbalığın her çeşidinden nefret ederim. Düşüncelerimizi duyular yoluyla aldatan gösterişlere her zaman karşı koymuşumdur. Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anladım ki çoğu herkes gibi insandır. Yüksek mevkilerde sağduyuya az rastlanır. Juvenalis. Kralların şaştığım tarafı, hayranlarının bu kadar bol olmasıdır. Her şeyimizi emirlerine verelim ama düşüncemiz bize kalsın. Önlerinde bükülen dizlerimiz olsun, aklımız değil. Melantius'a Dionysos'un bir tragediyası hakkında ne düşündüğünü sormuşlar. Laf kalabalıklığından tragediyayı göremedim ki demiş. Onun gibi büyüklerin nutukları üstüne hüküm verecek olanlar da şöyle düşünebilirler. Bu kadar ciddilik, büyüklük, şatafat içinde sözlerinin gerçek anlamı anlaşılmıyor ki. Bilgiçlik çok yüksek mevki ve ünlerle de bir araya geldi mi büsbütün tehlikeli oluyor. Geçen gün bir yerde dev ünlü bir adam masasında rahat rahat konuşulan önemsiz bir konuya karıştı ve söze şöyle başladı. Kim böyle düşünmüyorsa yalancıdır, cahildir. İnsan düşüncesi böyle bir yola saptı mı hançerinizi hazırlayın, tedik durun. Her okuldan bütün filozofları birleştiren genel bir anlaşma varsa o da en iyi şeyin ruh ve beden rahatlığı olduğudur ama nerede, kimde bulabiliriz bu rahatlığı? Güzel eylemlerin karşılığını başkalarından beklemek, çok kararsız ve bulanık bir varlığa bel bağlamak olur. Ben ne isem, ne durumdaysam, eylemlerim de ona göre, ona uygun olur. Vicdan özgürlüğü. İyi niyetlerin ölçüsüzce yöneltildiği zaman insanları çok kötü sonuçlara götürdüğü oluyor. Fransa'yı iç savaşlarda bunaltan, bugünkü çatışmada tutulacak en iyi, en sağlam yol kuşkusuz ülkenin eski dinini, düzenini sürdüren yoldur.
Ama bu yolu tutanlar arasında, çünkü sözünü ettiklerin bu yoldan yararlanıp özel kinlerini boşaltanlar, cimriliklerini duyuranlar, krallara yaranmak isteyenler değil, dinlerine gerçekten bağlı olanlar, yurtlarında barışı, güveni, kutsal bir sevgiyle yaşatmak isteyenlerdir. Evet, bu belikiler arasında diyorum, birçokları var ki tutkuları yüzünden aklın sınırları dışına çıkıyorlar, haksız, hoyratça ve çılgınca davranışlara kapılıyorlar bazen. Dinimizin yasalarla egemen olmaya başladığı ilk zamanlarda inanç çabasının birçoklarını her çeşit pagan kitaplarına saldırttığı, bu yüzden aydın kişileri eşsiz hazinelerden yoksun bıraktığı su götürmez. Bence bu kargaşanın bilimlere ve sanatlara verdiği zarar, barbarların çıkardığı bütün yangınlardan daha büyük olmuştur. Cornelius Tacitus iyi bir kanıtıdır bunun, çünkü akrabası olan İmparator Tacitus onun kitaplarını özel bir buyrukla bütün kitaplıklara koydurttuğu halde bizim inancımıza uymayan birkaç cümle yüzünden bu kitapları yok etmek isteyenlerin elinden bir teki bile sağlam kurtulamamıştır. Şunu yaptılar, bizden yana olan bütün imparatorlara hiç çekinmeden yalan övgüler buldular. Bize karşı olanlarınsa her yaptıklarını toptan lanetlediler, dönme adını verdikleri Yulianus'a yaptıkları gibi. Aslında eşine az rastlanır çok büyük bir insandı o. Filozofların dedikleri içine iyice işlemiş, bütün eylemlerini onlara uydurmaya çalışmıştı. Gerçekten hiçbir erdem yoktur ki onda pek seçkin örnekleri bulunmasın. İffetten yana, ki bütün hayatı bunu açıkça ortaya koyar, onu İskender'e ve Scipio'ya benzetirler. Kendisine getirilen çok güzel tutsak kadınların hiçbirini görmek bile istemedi. Oysa Endire gençlik çağındaydı, çünkü partlar onu öldürdükleri zaman daha 31 yaşındaydı. Adaletine gelince çatışanları ayrı ayrı dinlemek zahmetine katlanırdı. Üstelik karşısına çıkanların hangi dinden olduklarını merak edip sorar, ama bizim dinimizden olanlara karşı duyduğu hasımlık adalet terazisinde. Beşinci gazetin A yüzü denemeler sayfa 264. Adaletine gelince çatışanları ayrı ayrı dinlemek zahmetine katlanırdı. Üstelik karşısına çıkanların hangi dinden olduklarını merak edip sorar ama bizim dinimizden olanlara karşı duyduğu hasımlık adalet terazisinde hiç de ağır basmazdı. Kendiliğinden birçok iyi yasalar koydu ve önceliklerini aldığı baçların, vergilerin çoğunu kaldırdı. Yaptıklarını gözleriyle görmüş iki iyi tarihçi var. Bunlardan biri Marsilianus, tarihinin birçok yerlerinde Julianus'un Hristiyan edebiyatçı ve gramercilerin okul ve öğretimlerini yasaklamasını kınar ve bu yaptığının dile düşmeyip unutulmasını dilediğini söyler. Bizimkilere karşı daha kötü şeyler yapmış olsaydı, bize sevgisi olan bu tarihçi, onları da yazmayı unutmazdı elbet. Bu imparator bizlere karşı sertti doğrusu, ama zalimce düşman değildi. Şu hikayeyi bizimkilerin kendileri anlatır. Julianus bir gün Galkedonya kenti çevresinde dolaşırken oranın psikoposu gözleri kör Marius'a İsa'ya hıyanet eden kötü insan demek cüretinde bulunmuş. Buna karşı imparator yalnızca git zavallı adam git, yitirdiğin gözlerini ağla demekle yetinmiş. Piskopos da buna şu karşılığı vermiş. İsa'ya şükrediyorum. Senin hayansız yüzünü görmemem için gözlerimi kör etti. Derler ki, filozofça bir sabır gösterisi yapıyormuş bunu söylerken. Ne denirse densin, bu olay onun bizlere ettiği söylenen zulümlere örnek gösterilmez pek. Öteki tanık tarihçimiz, Etropius, Hristiyanlığın düşmanı ama hiç kan akıtmayan bir düşmanıydı der. Adalet üstüne şunu da söyleyebiliriz ki, gösterdiği bütün sertlik olsa olsa imparatorluğunun başlangıcında kendinden önceki İmparator Konstantin'in yolunda gidenlere karşı olmuştur. Tok gözlülüğüne gelince herhangi bir asker gibi yaşamış ömrü boyunca barış zamanında savaşın yoksulluklarına alışmak ister gibi beslemiş kendisini. Öylesine uyanık kılırmış ki her zaman 3'e 4'e böldüğü gecenin en azıymış uykuya verdiği. Üst yanını kendi gözüyle ordusunu ve bekçilerini görmeye ya da okumaya vermiş. Bütün değerleri arasında her türlü edebiyattan anlayışı başta gelir. Derler ki Büyük İskender yattığı zaman uyku düşünmesine, okumasına engel olmasın diye yatağının yanına bir leğen koydurur ve bir bakır top tutarmış yatak dışına uzanan elinde. Uyku bastırdı mı top parmaklarından leğene düşecek, o da gürültüden uyanacak.
Julianus istediğine öyle gergin bir ruhla isterdi ki, şaşılası perhizciliği dolayısıyla da başı o kadar az dumanlanırdı ki, uyumamak için böyle yollara başvurmak gereğini duymazdı. Askerlik bilgisine gelince bir büyük komutanın kendi yetkileri vardı onda. Zaten bütün ömrü savaşlarda geçti. En çok da Fransa'da Almanlar ve Franklarla savaştı. Tarihte ondan çok serüvenleri olmuş, kendini ondan daha çok gösterme fırsatı bulmuş adam azdır. Ölümü Epaminondas'ınkine benzer. Bir okla vurulur, oku kendi eline çıkarmaya çalışır ve çıkaracakken eli kesilip tutamaz olur. O halinde askerlerini coşturmak için kapışma yerine götürülmesini ister, askerleri savaşı yiğitçe onsuz sürdürürler gece iki orduyu ayırıncaya kadar. Felsefe ona hayatı ve insan durumlarını küçümsemeyi öğretmişti. Ruhların ölmezliğine de sağlam bir inancı vardı. Din konusunda tutumu toptan bozuktu. Bizim dinimize bıraktığı için dönme demişler kendisine. Oysa benim aklıma daha yakın gelen Hristiyanlığı zaten içtenlikle benimsememiş, yasaların hatırı için ve imparatorluğu avucuna alıncaya kadar benimser görünmüş olmasıdır. Kendi dininde öylesine kör inançları vardı ki çağında kendi dindaşları bile alay ediyorlardı onunla. Partları yenseydi kurban kesmekten öküzlerin neslini kuruturdu diyorlar. Kahinlik bilgisini de kaptırmış kendine, her çeşit fal belirtisine önem veriyormuş, ölürken tanrılara şükretmiş, kendisini habersiz öldürmek istemediler. Öleceği yeri ve saati çok önceden bildirdiler, onu şanı onuru içinde yiğitçe ölmeye değer gördüler diye. Marcus Brutus gibi, o da önce Galya'da, sonra İran'da ölümüne yakın garip görüntülerle karşılaşmıştı. Vurulduğu zaman sözde, beni yendin, Nazaretli İsa. Ya da gözün aydın Nazaretli demişmiş. Demiş olsaydı orduda yanında bulunmuş, ölümü sırasında her yaptığını, her söylediğini izlemiş olan benim tanık tarihçiler unutmazdı bunu ve buna benzer başka uydurmaları. Asıl konumuza dönelim. Marsilianus der ki, o içinden hep pagandı ama askerlerinin çoğu Hristiyan olduğu için açığa vurmuyordu bunu. Sonunda kendini yeterince güçlü bulunca tanrıların tapınaklarını açtırdı ve putlara tapılması için elinden geleni yaptı. Yaptıklarından biri de şu oldu. Konstantinopolis'te Hristiyan kilisesinin başındakiler arasında çatışmalar yüzünden halkın birbirinden koptuğunu görünce sarayına çağırdı onları. Halkı birbirine düşürmelerine çattı, buna son vermelerini, herkesin kendi inancına korkusuzca bağlı kalabilmeleri gerektiğini söyledi. Titizlikle istediği bu vicdan özgürlüğünün ayrılmaları, bölünmeleri daha arttıracağını ve böylece halkın kendisine karşı birlik olmasını önleyeceğini umuyordu. Çünkü kimi Hristiyanların zalimliğini görerek dünyada insana insan kadar kötülük edebilecek hiçbir hayvan olmadığını anlamıştı. Söylemek istediği buydu aşağı yukarı. İşin düşündürücü yanı şudur ki, İmparator Julianus'un halk arasında anlaşmazlığı körüklemek için başvurduğu vicdan özgürlüğünü bizim krallarımız iç savaşı söndürmekte kullanıyorlar şimdi. Bir bakıma denilebilir ki, tarafları inançlarını sürdürmekte serbest bırakmak, ayrılığı yaymak, geliştirmek, hiçbir sınırla, yasa engeliyle dizginlenmediği için büsbütün arttırmak olur. Bir bakıma da denilebilir ki, tarafları inançlarını yürütmekte alabildiğine serbest bırakırsak, kolaylık ve rahatlık onları yumuşatır, gevşetir, azlığın, yenilginin, zorunluğun sivrittiği dürtü körletilmiş olur. Ama ben krallarımızın dindarlık uğruna saygıyla, daha çok şuna inanıyorum ki, istediklerini yapmadıkları için, yapabildiklerini ister göründüler. Ben deyim ki erkekler ve dişiler aynı kalıptan çıkmadır. Eğitim ve gelenekler dışında büyük bir ayrılık yoktur aralarında. Kitaplar. İki alışveriş, dostluk ve aşk, rastlantılara ve başkalarına bağlıdır. Biri aramakla bulunmaz kolay kolay, öteki yaşla solar gider. Onun için yaşamımızı doldurup doyuramazlar onlar. Üçüncü alışveriş kitaplarla kurduğumuz ilişkidir ki daha sağlam ve daha çok bizimdir. Ötekilerin başka üstünlükleri vardır ama bu üçüncüsü daha sürekli ve daha kolayca yararlıdır. Ömür boyu yanı başında, her yerde elimin altındadır. Kitaplar yaşlılığımda ve yalnızlığımda avuturlar beni. Sıkıntılı bir avariliğin baskısından kurtarır, hoşlanmadığım kişilerin havasından dilediğim zaman ayırıverirler beni. Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler. Rahatımı kaçıran bir saplantıyı başımdan atmak için kitaplara başvurmaktan iyisi yoktur. Hemen beni kendilerine çeker, içimdekinden uzaklaştırırlar. Öyleyken onları yalnız daha gerçek, daha canlı,
daha doğal rahatlıklar bulamadığım zaman aramama hiç de kızmaz, her zaman aynı yüzle karşılarlar beni. Atını yollarından tutup arkasından çekene yürümek kolay gelir derler. Bizim Jack, Napoli ve Sicilya kralı, o genç, güzel, gürbüz adam fedeyle taşıtırmış kendini uzun yollarda. Başı fukara işi, bir yastığa dayalı, boz kumaştan bir giysi ve takkeyle ama şahane bir alay giyilmiş ardından. Tatrevanlar, yollarından çekilen türlü türlü binek atları, rütbeli cübbeli kodamanlar, görevliler. Bu ne perhis, bu ne turşu dedirtecek gibi. İyileşmek elinde olan bir hastaya acınmaz. Pek doğru olan bu atasözünü ben denemiş ve kullanmış olarak kitaplardan gördüğüm yarar için söyleyebilirim. Gerçekten ben kitapları, kitap nedir bilmeyenlerden fazla kullanmam diyebilirim. Cimriler nasıl günün birinde kullanacağım diye hiç dokunmazlarsa definelerine, ben de öyle saklarım kitaplarımı. Ruhum onların benim olmasıyla doyar yetinir. Savaşta, barışta, kitapsız yola çıktığımız olamaz. Yine de hiç kitap açmadığım günler, aylar olur. Biraz sonra yarın canım istediği zaman okurum derim. Zaman yürür gider beni dertlendirmeden. Çünkü kitaplarımın dediğim zaman bana sevinç verecekleri, yaşamıma destek olacakları düşüncesi anlatabileceğimden daha büyük bir rahatlık verir bana. İnsan yaşamı denen bu yolculukta benim bulduğum en iyi nevale kitaplardır. Ve ondan yoksun anlayışta insanlara olan çok acırım. Vermekte aşırı giden bir kralın uyrukları istemekle aşırıya giderler. Akla göre değil, örneklere göre pay biçerler kendilerine. Bir düzeni sarsanlar, onun yıkılmasıyla ilk ezilenler olur çoğu kez. Kargaşalığı çıkaran, yararını kendi görmez pek. Başka balıkçılar için suları bulandırmış olur. Dünya yurttaşlığı. Sokrat söylemiş diye değil, kendi yaratılışımıza uyarak, üstelik aşırılığa bile kaçarak bütün insanları hemşerim sayıyorum. Bir Polonyalı'yı tıpkı bir Fransız gibi kucaklıyorum. Dünya ile akrabalığımı kendi ulusumla akrabalığımın üstünde tutuyorum. Doğduğum yerin pek o kadar düşkünü değilim. Kendi düşüncemle vardığım yeni bilgiler, bana yalnız esintilerle edindiğim hazır ve gelişigüzel bilgilerden daha değerli gelir. Kendi kazandığımız temiz dostluklar nerede? İklim ve kan dolayısıyla bağlı olduğumuz dostluklar nerede? Doğa bizi özgür ve bağımsız yaratmış. Biz de tutup kendimizi bir takım çemberler içine hapsediyoruz. Tarih bazı olayları ustaca düzenliyor sanki. Helena oğlu Konstantin Bizans İmparatorluğunu kurdu ve bu imparatorluk Helena oğlu Konstantin'le sona erdi. İlgimize anlattığı şeylere değil, kendisine çeken söz ustalığından nefret. Baştakiler ve biz. Bizi yöneten, dünyayı ellerinde tutan kimselerin bizim kadar akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez. Bizden çok üstün değillerse, bizden çok aşağı sayılırlar. Çok şeyler vaat ettikleri için çok şeyler yapmak zorundadırlar. Başkalarından aktardığım sözleri kendi söylediklerimi değerlendirecek biçimde seçebilmiş miyim ona bakılsın. Çünkü ben kimi zaman dilimin, kimi zaman kafamın yetersizliği yüzünden gereğince söyleyemediğim şeyleri başkalarına söyletirim. Aktardığım sözleri saymam, tartarım. Kendimle oynadığım zaman kim bilir, belki benim onunla oyalandığımdan çok o benimle oyalanıyor.